Değerli dinleyiciler, bu akşamki konuğumuz Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek. Sayın Doğu Perinçek, hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olunuz. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Sizlere Los Angeles'tan saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Biz de okyanus ötesine yurdumuzdan, gönülden saygılar, sevgiler. Çok teşekkür ederim. Sizin uzun yıllar İşçi Partisi Genel Başkanlığı, siyasi geçmişiniz var. Kısaca özgeçmişinizden politikaya nasıl atıldığınız, dinleyicilerimize Amerika'da bilmeyen yeni nesil dinleyicilerimiz var. Onlara söz ederseniz çok mutlu olurum. Buyurun efendim. 1942 Gaziantep doğumluyum. Sadık Perinçek ve Lebevi Perinçek'in oğluyum. Babam yargıç. Ondan sonra 16 yıl milletvekilliği yaptı. Yargıtay'da başsavcı yardımcılığı yaptı. Annem de bir öğretmen kızı. İlkokulu Ankara'da Saray Okulu'nda, ortaokulu Atatürk Lisesi, liseyi Bahçeli Evler Deneme Lisesi'nde okudum. 64 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldum ve kamu hukuku kürsüsüne asistan olarak girdim. 1968'de hukuk doktoru oldum. Siyasi partilerin iş düzeni ve yasaklanması konusunda doktora tezim. 1968 yılı Dev Genç Genel Başkanıyım. Türkiye'de gençlik mücadelesinin doğruğa çıktığı 68 baharında gençlik hareketinin genel başkanıydım. Ve o mücadele sırasında hem 68 baharına önderlik eden hareketlerin başkanıyım, hem de Haziran'daki o bir ay süren üniversite işgalleri, Demokratik Üniversite Hareketi sırasında gençlik hareketinin başında bulundum. 1971-80 darbelerinde, 90'da Turgut Özal'ın sansür sürgün kararnamesiyle, 98'de yeniden Haymana'da ve 2006'da bu son Balyoz Ergenekon tertipleriyle 5 kuşakla hapislerde kaldım. 1968 sonrasında da hep siyasi hareketin içinde bulundum. İşçi Köylü Partisi'nin, İşçi Partisi'nin genel başkanlığını yaptım. Gerçekten çok dolu dolu bir politik yaşam, aktivistlik. Ben sizin eşinizle tanışmıştım Washington D.C.'de yaklaşık. Evet, sizin adınıza bir ödül almaya gelmişti Washington D.C.'de. Evet, orada kendisi evet, tanışma geldi. Şansını benim bulmuşum. Mehmet Perinçek. Oğlumuz Mehmet Perinçek adına ve benim adıma. Evet. İki ayrı ödül. O ödülden biraz söyler misiniz lütfen? O Türkiye'de bayağı yankı uyandırdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde biliyorsunuz bir davamız vardı İsviçre Devleti'yle. Evet. Daha önce 2005 yılında İsviçre Lozan'da, arkasından Berlin'de, sonra Paris'te Ermeni soykırımının uluslararası bir yalan olduğu teziyle eylemler yaptık başımızda. Sayın Ralph Denktaş Cumhurbaşkanımız, onu da saygıyla anıyorum. O eylemler sırasında Ermeni soykırımı uluslararası bir yalandır ifadem nedeniyle soruşturma yapılmış ve kısa bir gözaltı olmuştu İsviçre'de. Arkasından dava açtılar. O davanın sonunda mahkumiyet kararı verdiler. Hapis cezasını para cezasına çevirdiler. Biz de onun üzerine İsviçre Devleti aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittik ve davayı kazandık. Ve mahkeme kararında hem Ermeni soykırımının yapılmadığını, yalan olduğunu söylemenin bir özgürlük olduğu belirtildi. Fakat daha da önemlisi, bu pek ifade edilmedi, mahkeme kararında aynı zamanda 1915 olaylarının soykırım kapsamına girmediğini, hukuki bir kavram olan soykırım tanımı içinde değerlendirilemeyeceğini de bu karar vurguladı. Bunun üzerine İsviçre Devleti 3 aylık itiraz süresinin son günü itirazda bulundu. Şimdi Ocak ayında bu itiraz Yüksek Mahkeme'de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görüşülecek. Bu Amerika'daki ödül, bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandığımız büyük başarı nedeniyle. Mehmet Perinçek'e verilen ödül de Rus arşivlerinde yaptığı Ermeni soykırımı konusundaki çalışmalar nedeniyle. Evet, gerçekten zorlu bir çalışma. Ben de okumuştum, takip etmiştim. Kutlarız sizi, bu gerçekten önemli bir mahkeme kararı ve ödül. Bu mahkeme kararı olayı bitirdi. Yani artık uluslararası düzlemde hiçbir alanda Ermeni meselesiyle ilgili Türkiye'ye karşı suçlamalarda bulunamaz. Elimizde kapı gibi bir mahkeme kararı var. Evet. Şimdi o mahkeme kararı üst mahkeme kararıyla iyice perçinlenecek. Tarihçilere yani bırakılacak bir bitirdi. Konu. Evet. Kökten bitirdi. Evet. Hukuki, uluslararası hukuk alanında kökten olayı bitirdi. Türkiye'nin çok önemli konularından biri. Yani bu Avrupa Birliği tarafından da Avrupa Birliği'ne
giriş şartı olarak Türkiye'ye dayatılıyordu Ermeni soykırımını tanıyacaksın diye. Şimdi o 4 şarttan biri tamamen kadik oldu, geçersiz hale geldi. Kutlarız bu çalışmalardan dolayı gereksiz gerek Mehmet Perinçek'i. İşçi Partisi'nin geçmişinden biraz söz edebilir miyiz lütfen? Nerelere dayanıyor başlangıç tarihi, nasıl kuruldu, kurucusu kimdir, nasıl olmuştur? Lütfen bundan söz edelim biraz. Evet, İşçi Partisi'nin iki tane kökü var. Biri milli tarihimizdeki kökleri, o kökler Namık Kemal'lere, Hürriyet Devrimi 1908, Mustafa Kemal'lere dayanıyor. Yani milli tarihimizdeki İstiklal Savaşı ve hürriyet mücadelelerine dayanıyor. Bir de emek tarihimizdeki kökleri var. Hı hı. O da Türkiye'nin emek hareketine dayanıyor. Ama 1960'tan sonra biliyorsunuz 61'de Türkiye İşçi Partisi yeniden örgütlendi ve siyasal hayatımıza girdi. Bizim partimizde o emek hareketinin ve 2. Kurtuluş Savaşı diye o zaman 60'larda vurgulanan mücadelenin devamı olarak 68'den beri daima Türkiye'nin gündeminde bağımsızlık mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde, orta çağdan kurtulma ve en sonunda küreselleşme taarruzuna karşı milli devletimizi savunma ve Kemalist devrimi tamamlama programı temelinde mücadelesini yürütüyor. Size çalışmalarda başarılar diliyorum. Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile 6 Ok'ta birleşme konusunda bir çağrınız var. Bu konuda biraz sizden bilgi almak istiyorum. Bir de Türk solunun ortak sorunu nedir? AKP'ye karşı niçin başarılı olamıyor son seçimlerde? Bunu biraz açarsak sevinirim. Evet. Bizim partimizin programı bir 6 Ok programı. Biraz evvel de söylediğim gibi Kemalist devrimi tamamlamak. Kemalist devrimin programı biliyorsunuz 1930'larda Atatürk tarafından 6 ok şeklinde özetlendi. 1931 Cumhuriyet Halk Partisi programına girdi, 35 programına girdi ve 37 yılında da Atatürk aramızdan ayrılmadan önce anayasanın başına ikinci maddesine Türkiye Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve Devrimci bir devlettir diye yazdı. Yani bize 1960'a kadar geçerli olan 24 Anayasası'nın başında da 6 ok vardı. Yani yalnız bir partinin programı değil, devletin programı ve aynı zamanda Türk devriminin bütün tecrübelerinin bir özeti. İşçi Partisi de bu programı benimsedi. Yıllardan beri bu programı savunuyor. Şimdi bize birleşme talebi geldiği zaman Lüleburgaz, Kırklareli, oradan geliyorum, Tekirdağ, Çorlu, Keşan, Edirne. Orada dedik ki evet biz birleşmeye hazırız. Birleşmek için bir program var. O Türk devriminin programıdır, 6 oktur. Cumhuriyet Halk Partisi bu 6 oku benimsesin, hemen birleşelim. Ama bu bir program meselesidir, hedef meselesidir diye açıklamalarda bulunduk. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden tabii bu konuda ciddi bir cevap gelmedi. Gelmesi de pek mümkün gözükmüyor. Çünkü onlar 6 oktan vazgeçtiklerini şu veya bu şekilde ifade ediyorlar. Dahası 1930'ları cinayetlerin, katliamların düzenlendiği CHP iktidarının, Atatürk devrimi iktidarının 1930'larda kırımlar yaptığı şeklinde karşı devrimde aynı cepheden saldırılarda bulunuyorlar. İşte Dersim önerileri yapıyorlar. O bakımdan 1930'ları tamamen cepheden karşıya alan ve CHP'nin geçmiş devrimci tarihini, Atatürk'ün önderliğindeki CHP'yi düşmanca gören bu tutumla zaten bir araya gelmemiz söz konusu değil. Ama tabii bu toplumun uyanması bakımından çok çok etkili oluyor. İkinci soru hakkında da Türk solunun ortak sorunu nedir? Başarı önümüzde. AKP iktidarının borçlanma politikası bitti. Bu sıcak para diktatörlüğü kurdular bunlar. Turgut Özal'dan beri Türkiye'yi borçlanma ekonomisiyle buraya getirdiler. Borçlandı Türkiye. Artık çıkmaza girdi. Davutoğlu da bir hafta evvel 11 bakanıyla yaptığı toplantıda iflas ettiklerini aslında ilan etti. Yani iflas şöyle, borçlanarak devam edemeyiz diyorlar. Ve karma ekonomiye, iç pazarı genişletmeye, ithalatı daraltmaya, üretimi genişletmeye yönelik bir dönüşüm programı ilan ettiler. Bu şu demek, Atatürk'e teslim oldular. Yani Atatürk AKP'yi teslim aldı. Çünkü Türkiye'nin gerçekçi programı 6 oktur, karma ekonomidir. Devletçilik, halkçılık olmadan, bağımsızlık olmadan Türkiye'nin çarkının döndürülmesi dahi mümkün değildir.
bu Turgut Özal'la başlayan deneme tam bir iflasla sonuçlandı. Türkiye'yi borca batırdılar ve şimdi bu iflaslarını ilan ediyorlar. O bakımdan önümüzde yeniden karma ekonominin, altı okun Türkiye'nin gündemine geleceği bir sürecin eşiğindeyiz. O nedenle iktidar önümüzde, yani bir milli hükümet kurulması artık bir mecburiyet. Mecburiyetten söz ediyorum. Çünkü borçlanma ekonomisiyle devam etmesi Türkiye'nin mümkün değil. İkincisi, bölmek için Türkiye'yi Tayyip Erdoğan o koltuklara oturtuldu. Ve kendisinde Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı diye 36 yerde takdim etti. Diyarbakır'ı merkez yapacaklarını söyledi. O planda çöktü. Amerika'nın Suriye'deki yenilmesiyle birlikte arkasından o Kobani dedikleri, Aynel Arap'ta da Amerika'nın piyonu olan PKK-PYD'nin yenilgisiyle birlikte Türkiye'yi bölme planı da çöktü ve PKK şimdi büyük bir itibar kaybında baş aşağı gidiyor. Dolayısıyla artık Türkiye'yi bölenler değil, birleştirenler yönetecek. Arkada kalan iktidar formülü borç bulanlar, evet, ve bölenler yönetecek şeklindeydi. Şimdi Türkiye'de üretim ekonomisini kuranlar, borç bulanlar değil, üretim ekonomisini kuracak olanlar yönetecek. Bölenler değil Türkiye'yi, birleştirenler yönetecek. O nedenle Türkiye'nin AKP'den kurtulması bir mecburiyet haline aldı. Bu Türkiye ekonomisinin ve vatan bütünlüğünün dayattığı bir sürecin eşiğindeyiz. Türkiye göreceksiniz 2016 yılına AKP iktidarından kurtulmuş olarak gelecek. Bunu yaratmak bizim elimizde. Bu program var. Alto, onun için gündeme getiriyoruz. Evet. Yani AKP'nin alternatifi Cumhuriyet Halk Partisi'nin neoliberal AKP'den kopya edilmiş programı değil. AKP o programdan dönerken maalesef Cumhuriyet Halk Partisi, işte o Sayık bugün ekonomi piri ustası olarak CHP'nin tanıtılıyor. Onlar bakıyoruz aynı neoliberal programı savunuyorlar. Bu artık Türkiye'nin önünde yok, geçersiz. Altok'ta birleşenler bir vatanın bütünlüğünü gerçekleştirecek olanlar göreceksiniz önümüzdeki dönemde birleşecekler ve iktidar olacaklar. Burada sihirli sözcük, anahtar kavram Altok. Türkiye İşçi Partisi olarak 2015 seçimlerindeki beklentiniz nedir? Tekrar başka gruplarla bir ittifak için çağrıda bulunacak mısınız? Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan sayın milletvekilleri var. Yeni kurulan partiler var. Evet. Bu tip partiler %10 barajın altında kalacakları için, yani ne gibi bir ittifak gerekir seçim için? Nasıl bir Türk solunun birleşmesi gerekir? Evet. Şimdi bakın şunu belirtiyoruz. Altı ok diyoruz Türkiye'nin önünde. Önündeki program, evet, iktidara gelecek karma ekonomi ve vatan bütünlüğü. Hı hı. Bu karma ekonomi, vatan bütünlüğünde birleşecek olan milli güçler var, cumhuriyet güçleri var. Süreç bunları birleştirmeye zorlayacak. Tabandan bu zorlama zaten gelmektedir. Biz bu konuda açığız, yani yapıcı olacağız, zorluk çıkartmayacağız, hep birleşmeden yana olacak. Yalnız bizim bir tane duyarlılığımız var, ısrarımız var. O da altı ok programında üretim ekonomisi, karma ekonomide ve ülke bütünlüğünde terörün, bölücü terörün tasfiyesinde birleşmek. Yani program, bu program zaten Türkiye'nin önünde. Göreceksiniz önümüzde bugün içine girdiğimiz kriz, Türkiye bir krize girmişti. Evet. Zaten hükümet başkanının da iflas, yani geçmiş borçlanma ekonomisinin iflas ettiğini ilan etmesi bir krize girdiğimizi gösteriyor. O krizden Türkiye çok büyük çözümlerle çıkacak. Kriz dönemleri büyük karar dönemleridir. Şimdi o büyük kararın eşiğindeyiz, içine girdik. O büyük karar göreceksiniz kendi gücünü yaratacak. Son olarak da bu Ergenekon kararı ve siz birkaç kez tutuklandınız, içeride kaldınız. Evet. Bunlardan biraz söz eder misiniz? Evet. Kaç kez oldu bu, yani kaç yıl kaldınız içeride? Uzun bir süre sanıyorum. Evet, ben en son Ergenekon dolayısıyla 6 yıl hapiste kaldım. Evet. Toplam 13 yıl ama burada 5 kuşak yani her darbede 12 Mart darbesi, 12 Eylül darbesinde, yani 12 Mart'ta genel hafla çıktı. 12 Eylül'de 4,5 yıl kaldım. Sonra 1990'da sansür sürgün kararnamesi Turgut Özal'ın tek başıma bana uygulandı. Diyarbakır cezaevinde kaldım. Daha sonra da 1998'de bir yıl Haymana cezaevinde kaldım. Sonra 6 yıl bu Ergenekon tutuklaması nedeniyle, toplam 13 yıl. Bir gün gibi geliyor şimdi ben. Yani arkaya baktığım zaman
bir gün gibi geliyor. Anlıyorum gerçekten. Evet. Sizle bu görüşmeyi sağlayan bir arkadaşımız var burada, Kaliforniya'da öğrenci Işıl Necef. Ona da buradan selamlarım, sevgilerim ve teşekkürlerim sunuyorum. Sizle bu programı yapmamıza yardımcı olduk. Biz size teşekkür ediyoruz. Size çok teşekkürler. Güvenin. Türkiye'de çok güzel gelişmeler olacak. Hep güzel haberler alacaksınız önümüzdeki yıl. Türkiye bu krizden büyük çözümlerle, büyük kararlarla çıkacak. Türkiye yeniden Atatürk rotasına giriyor. Son evet. Başbakanın konuşması bile Atatürk'e teslimiyet konuşmasıdır. Yani kendi borçlanma ekonomisinin iflasını ilan ettiler ve karma ekonominin unsurlarını içeren programlardan söz etmeye başladılar. Demek ki Türkiye'nin büyük gerçeği Atatürk'tür. Yani Atatürk devrimi Türkiye'nin o büyük gerçeğinden kaynaklanan büyük bir dünya çapında olaydır. Şimdi Türkiye o devrimin rotasına tekrar girmek üzere. Bizler de Amerika'daki seçmenler olarak önümüzdeki seçimlerde hepimiz oy kullanma oranımızı daha da arttıracağız. Oylarımıza sahip çıkacağız. Atatürk ülkemize sahip çıkmaya çalışacağız. Sizlere buradan selam ve saygılarımı gönderiyorum. Çok teşekkürler programa kadar. Selam, saygılar bizden de bütün Amerika'daki yurttaşlarımıza saygıyla selamlıyoruz. Gönülden sevgiler hepinize. Çok teşekkürler efendim. Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güle güle. Sağ olun. Çok teşekkür.